Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Meryem Büşra Atlı. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. ünitemizi işleyeceğiz. Peki biz bu ünitemizde neler öğreneceğiz? Öncelikle kader ve kaza inancı, insanın iradesi ve kader. Ne yapayım? Kaderim böyleymiş, kader mahkumuyuz gibi sözleri söyleyen birinin kader anlayışı hakkında neler söyleyebiliriz? Öncelikle kaderin sözlük anlamına bakalım. Kader, bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken kavram ölçüyle yapmak kavramıdır. Çünkü genelde sınavlarda ölçüyle yapmak kavramı verilir ve bizden kader anlayışını bulmamız istenir. Kader kelimesinin terim anlamı ise Yüce Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesidir. Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetimize bakalım. Enam suresi 96. ayette, "O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir." Özellikle bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman buradaki takdiridir ifadesi, yani Yüce Allah'ın her şeyi takdir edip yaratması bizi yine kader inancına götürmektedir. İkinci terimimiz ise kaza. Biliyorsunuz kaza sözlük anlamı olarak hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Kazanın terim anlamı ise ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir. Biz kaza anlayışına baktığımız zaman burada takdir edilen şeyin Allah tarafından yaratılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sınavlarda özellikle yaratma sözcüğü verildiği zaman bizi kaza anlayışına götürmektedir. Mesela biz diyoruz ki su 100 derecede kaynar. Suyun 100 derecede kaynaması bilgisi kaderdir. Ancak 100 dereceye gelen suyun kaynamaya başlaması kazayı ifade eder. Kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki başka bir ayet-i kerimeye bakalım. Genelde çok fazla örnek ayet-i kerimenin geçmesinin nedeni sınavlarda ayet-i kerime veriliyor ve bizim buradan terimi, kavramı çıkarmamız isteniyor. Ayet-i kerimeye bakalım. Fussilet suresi 12. ayette, "Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir." Yine bu ayet-i kerimede Allah'ın takdir etmesini görüyoruz. Allah'ın takdir etmesi de yine bizi kader inancına götürmektedir. Kader inancının hadislerde de karşılığı vardır. Özellikle Cibril hadisi olarak bildiğimiz hadiste Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve ona iman nedir diye soruyor. Peygamber Efendimiz ise imanın ne olduğunu açıklarken öncelikle imanın şartlarını sayıyor
ve son olarak hayır ve şerriyle kadere inanmandır diyor. Biz burada da hadis-i şerifte kader anlayışını görmekteyiz. Peki, kaza ve kadere iman ne demektir? Biz diyoruz ki Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu ve her şeyi kuşatan bir iradesinin bulunduğunu bilmekteyiz. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken şey Yüce Allah'ın iradesi. İrade biliyorsunuz Allah-u Teala'nın sıfatlarından biridir. İrade sıfatı ne demekti? Yüce Allah diler, dilediğini yapar. İkinci olarak biz diyoruz ki ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Burada dikkat edeceğimiz kavram ise yine Allah'ın kudret sıfatıdır. Yani Yüce Allah bütün varlıklardan daha üstündür. Bu yönüyle kader ve kazaya iman Allah'a iman etmenin doğal neticesidir ve İslam inanç esaslarındandır. Evet, biz diyoruz ki Allah-u Teala evrende olan her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır. Mesela galaksiler, gezegenler, bunların oluşumu, ne şekilde oldukları, her şey bir plan dahilindedir ve bu Yüce Allah'ın ölçüsüdür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeye bakalım. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Ayet-i kerimede de belirtildiği üzere biz evrende yaratılan hiçbir şeyde bir düzensizlik, bir uyumsuzluk göremeyiz. Bunlar Allah'ın takdir etmesiyle oluşmuştur. Evreni, içindekileri yaratan Allah, bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın evreni ahenk içinde yaratması ve bunu sağlamasıyla alakalı ayetimize bakıyoruz. Nebe Suresi ayetinde şöyle buyuruyor. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık. Üstünüze 7 kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Evet, Yüce Allah her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığı örnekleri ile her insanın anlayacağı derecede açıktır. Allah-u Teala insanları olması gereken en mükemmel şekilde yaratmıştır. Allah'ın insanları en mükemmel şekilde yaratması ayetlerde de geçmektedir. Evet, ayetimize bakalım. Tin Suresi 4. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Yani insanlar olması gereken en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Biz diyoruz ki Allah-u Teala sadece insanları değil, yaratılan diğer bütün varlıkları da mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mesela burada örnek olarak arıyı verebiliriz. Milyonlarca hayvan türünden sadece arı bile evrendeki mükemmel işleyişe örnek olarak yeter. Evet, bütün aslında yaratılan her şey bize Yüce Allah'ın varlığına götürüyor. Yeter ki hangi gözle bakabileceğimizi bilelim. Evet, resimdeki arıyı görüyoruz. Biz diyoruz ki kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanına çiçek özü getiren arılar aralarında iş bölümü yaparak çalışırlar. Kovanın içindeki nem dengesini tutmak, birbirlerine yol göstermek, balı yapmak,
Bunlar hepsi arıların aralarındaki işbirliğine örnektir. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet-i kerimeye bakalım. Nahl Suresi 68-69. Ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Evet, ayet-i kerimenin son kısmında anlaşıldığı üzere düşünen toplumlar için ibret vardır. Biz Rabbimizin yarattığı her şeyi detaylı olarak düşünmemiz, akletmemiz gerekmektedir. Evet, galaksiler, yıldızlar, gezegenler, bunların hepsi belli bir plan ve düzen ile oluşmaktadır. Bunların hepsi Rabbimizin takdir etmesiyle oluşmuştur. Ayet-i kerimede ise şöyle buyuruluyor. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Şimdi Allah-u Teala evrende yasalar kurmuştur ve biz bu evrende oluşan yasaları tek tek inceleyeceğiz. Üç tane yasadan oluşmaktadır. Bunlar biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalardır. Biz bunları detaylı olarak teker teker işleyeceğiz. Ardından Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle ve örneklerle açıklayacağız inşallah. Evrende oluşan her şey Allah-u Teala'nın koyduğu bu yasalara göre hareket etmektedir. Biz bu yasalara sünnetullah ya da adetullah da diyoruz. Sünnetullah kavramını üç şekilde inceleyeceğiz. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar. Evet, fiziksel yasalar evrendeki madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Evet arkadaşlar, burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken nokta madde, enerji, bunların yapısı, hareketi, değişimi gibi sözlüklerdir. Çünkü genelde sınavlarda bu kavramlar verilip bunların hangi yasada olduğu sorulmaktadır. Biz diyoruz ki Allah-u Teala'nın koyduğu fiziksel yasalar evrenseldir. Zamandan zamana, kişiden kişiye, mekandan mekana değişimi göstermiyor. Sabit ve deney ve gözleme dayanmaktadır. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün oluşumu, suyun buharlaşması, yağmura dönüşümü, bunların hepsi fiziksel yasalara örnek olarak verilebilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeye bakalım. Yasin suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Evet sevgili öğrenciler, biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da Yüce Allah'ın evren için tasarladığı fiziksel yasaları görüyoruz. Mesela suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizin üstünde yüzmesi de
fiziksel yasalara örnek olarak gösterebiliyoruz. Peki bizim fiziksel yasalar hayatımızda hangi işlere yarıyor? Yapılan araştırmalar neticesinde buzdolabı, ütü, bilgisayar, telefon, otomobilden uçağa kadar birçok ürün bu fiziksel mekanizma, fiziksel özellikler sayesinde gelişmektedir. Evet, şimdi de ikinci yasa olarak biyolojik yasaları inceliyoruz. Tekrar hatırlayalım. İlk yasamız neydi? Fiziksel yasalar. İkinci yasamız biyolojik yasalar. Biliyorsunuz biyo zaten ne demek? Evet, canlı demek. Biyolojik yasalar da canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır. Evet sevgili öğrenciler, bizim burada en çok dikkat etmemiz gereken kavramlar canlı, doğum, gelişme, üreme, bitki, hayvan, bunların yapıları. Bunları gördüğümüz zaman bunların hepsi bizi biyolojik yasalara götürmektedir. Biz diyoruz ki Yüce Allah varlıkları yaşayabilecekleri, hayatlarını idame ettirebilecekleri ölçüye ve düzene göre yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'den örnek olarak ayet-i kerimemize bakalım. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da gebe kalmak, doğurmak gibi sözlüklerden yola çıkarak Allah-u Teala'nın koyduğu biyolojik yasaları görmekteyiz. Bütün yaratılan canlı varlıklar yaşamlarına devam etmeleri için Allah-u Teala onları o uyuma sahip bir canlı olarak yaratmıştır. Mesela kuşlar uçabilmek için kanata ihtiyaç duyarlar ve Allah-u Teala da onları bu şekilde yaratmıştır. Evet, tahtadaki örneğimize bakalım. Biz diyoruz ki, otla beslenen hayvanların çene yapılarıyla etle beslenen hayvanların çene yapıları birbirinden farklı yaratılmıştır. Çünkü onların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bu özellik şarttır. Diğer bir örneğimiz ise sıcak bölgelerde yaşayan canlılar ile soğuk bölgelerde yaşayan canlıların derilerinin birbirinden daha farklı olması. Soğuk bölgelerde yaşayan canlıların derileri soğuk bölgeyi kaldıracak yapıda yaratılmıştır. Sıcak bölgedeki yaratılan varlıkların ise derileri o sıcaklığa dayanabilecek kuvvete yaratılmışlardır. Mesela arkadaşlar diğer bir örneğe bakacak olursak Yüce Allah su bulunabilen yerdeki hayvanlar her gün suya ihtiyaç duyarken suyun nadiren bulunduğu çöllerde yaşayan deve günlerce suya dayanabilmektedir. Biliyorsunuz balıklar için su hayati önem taşır. Su olmadığı zaman balıklar yaşamlarını devam ettiremezler. Oysa ki çöl gibi yerlerde yaşayan develer susuz bir şekilde aylarca yaşamlarını sürdürebilmektedir. Evet, bitkiler de Yüce Allah'ın koyduğu biyolojik yasalara göre varlıklarını sürdürürler. Biliyorsunuz binlerce meyve, sebze, yaratılan bütün bitkiler Yüce Allah'ın takdiriyle kendilerine uygun olan yaşam alanlarında varlıklarını sürdürürler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den örnek ayet-i kerimemize bakalım. En'am suresi 99. ayette
Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitirebileceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirlerine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Evet sevgili öğrenciler, biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah'ın su indirmesi, üzüm bağları, tomurcuktan sarkan üzümler, yeşil bitkiler, birbirine benzeyen veya benzemeyen bitkiler, bunların hepsinin yaratılışı biyolojik yasalarla alakalıdır. Evet sevgili öğrenciler, üçüncü yasamız toplumsal yasalar. Yeniden hatırlayalım. İlk olarak işlediğimiz 1. fiziksel yasalar, 2. işlediğimiz biyolojik yasalar, 3. işleyeceğimiz konu ise toplumsal yasalardır. Genelde sınavlarda bunlar 3 başlık olarak söyleniyor. Yani sorular şu şekilde oluyor. Evrende olan yasalar aşağıdakilerden hangisidir? Yeniden sayıyoruz. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar. Toplumsal yasalar, toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Yani insanların birbirleriyle olan bütün ilişkileri toplumsal yasalara örnek olarak verebiliriz. Mesela göçler, toplum ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri, bunların hepsi toplumsal yasalara örnek olarak verilebilir. Mesela sevgi, kardeşlik, doğruluk, kul hakkı, adalet gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Özellikle bu kavramlara lütfen çok dikkat edelim. Çünkü sınavlarda bu kavramlar verilip bizden hangi yasa içerisinde ele aldığını istemektedir. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet ve kul hakkı gibi kavramların hepsi toplumsal yasalara örnek oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim bize önceki yaşayan toplumların örneklerini kıssalar şeklinde anlatır. Yüce Allah bu kıssaları bizim ibret almamız, anlamamız ve geçmiş dönemde yaşayanların durumuna bakıp onlara göre öğüt almamızı istemektedir. Peygamberler de insanlara bu yasalara uymayı öğütlemiştir. Bu öğütlere göre yaşayan topluluklar huzur bulmuş, uymayanlar ise birçok toplumsal sorunla karşılaşmışlardır. Demek ki sevgili öğrenciler, biz de Yüce Allah'ın koyduğu bu toplumsal yasalara göre hayatımızı devam ettirebilmeliyiz. Bizim dünyada da ahirette de gerçekten mutlu olabilmemizin yolu Yüce Rabbimizin söylediği şekilde hareket etmek, yasalarımıza uymaktır. Toplumsal yasalara uygun davranmak insanların çevresiyle uyum içerisinde olmasını sağlar. İnsanlar bu sayede birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetir ve zarar verici davranışlardan kaçınırlar. Yani aslında Yüce Allah'ın koyduğu bu toplumsal yasalar hepimizin, bütün toplumun menfaatine midir? Evet, biz ne zaman ki Yüce Allah'ın koyduğu yasalara göre hareket edersek, işte o zaman biz gerçekten huzur içinde yaşayabiliriz. Evet sevgili öğrenciler, sizce küçük bir çocuğa verilen ceza ile yetişkin bir insana aynı cezanın verilmemesinin sebepleri neler olabilir? İnsan iradesi ve kader. İnsan iradesi ve kader bizi 4 tane büyük özelliğe götürüyor. Birinci özelliğimiz diyoruz ki insan akıl ve irade sahibi varlıktır. Yani Yüce Allah
insanları yaratırken akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. İnsanların irade sahibi olması doğal olarak insanların eylemlerinden sorumlu olarak tutulmasına sebep olmuştur. İnsana düşünme yeteneği verilmiştir. İnsana vahiy ile doğru yol gösterilmiştir. Yani Yüce Allah insanlara iradesi vermiştir. İnsanları vahiy ile sorumlu tutmuştur. İnsan özgür bir varlıktır. İnsanın akıllı ve irade sahibi olması, davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir. Bu yüzden kader, insanın akıl ve sorumluluk sahibi olmasıyla yakından ilgilidir. Yani Yüce Allah'ın insanı irade sahibi kılmasından ötürü insanlar sorumlu olarak tutulmuştur. Bu şekilde insanlar özgür olarak yaratılmıştır. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyeti insanlara verilmiştir. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. İnsan aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olur ve hayatını kolaylaştırmak için çalışır, çabalar. Bunların hepsi Yüce Allah'ın insanlara irade vermesinden kaynaklanıyor. İnsan aklını kullanarak seçimlerde bulunur. Doğruyu yanlıştan, iyi kötüden ayırabilir. İslam dinine göre Allah'ın emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. Yani insanların vahye muhatap olmasının en önemli sebebi neymiş? İnsanların akıllı ve irade sahibi olması. İnsanlar akıl ve irade sahibi olduğu için sorumlu tutulmuşlardır. Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir. İbrahim Suresi 52. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Evet sevgili öğrenciler, biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman akıl sahiplerinin düşünmesi, öğüt alması gibi kavramlardan yine insanların akıl ve irade sahibi olmasını çıkartıyoruz. Sorumluluk nedir? Bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. Yüce Allah insanları sorumlu kıldığı için insanlar Allah-u Teala'nın dediklerini yapmak zorunda, yapma dediklerini de yapmamak zorundadır. Evet, karşıdaki resme bakıyoruz. Bir iyilik yolu var, bir de kötülük yolu var. Allah-u Teala insanı irade sahibi kıldığı için insan özgür yaratılmıştır. Biz iyi yoldan da gidebiliriz, kötü yoldan da gidebiliriz. Bunun seçimi kime aittir? Özgür olan insana aittir. Ancak biz özgürlüğümüzün sorumluluğunu almak zorunda mıyız? Evet, özgürlüğümüzün sorumluluğunu almak zorundayız. İyi yoldan gidersek gerçekten Rabbimiz bize bir sürü nimetler verir ve hayırlı sonuçlara ulaşırız. Eğer kötü yoldan gidersek kötü yoldan gitmenin cezasını da alabiliriz. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Evet sevgili öğrenciler, Yüce Allah'ın ayet-i kerimede buyurulduğu gibi insanlar iyi şeyler yaptığı zaman faydasını kendisi görecektir. Ancak insanlar kötü şeyler yaptığı zaman da zararını yine kendisi görecektir. Allah insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış ve ona seçme ve tercihte bulunma imkanı sağlayan irade vermiştir. İşte biz bu irademiz sayesinde seçme özgürlüğü yaşıyoruz. Ancak bu seçme özgürlüğümüzün sonuçlarını da üstlenmemiz gerekiyordur. Çünkü neydi? İnsanoğlu
sorumlu olarak yaratılmıştı. Peki, irade ne demektir? İrade, dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade, külli ve cüz'i olmak üzere ikiye ayrılır. Yani demek ki iradeyi biz ikiye ayırıyoruz. Külli irade ve cüz'i irade olarak. Şimdi dilerseniz bu külli ve cüz'i iradenin neler olduğuna bakalım. İnsan davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. Yani bazı özelliklerimiz zorunlu olarak bize verilmiştir. Bazılarında ise bizim seçme özgürlüğümüz vardır. Mesela yazı yazmak, oturmak, kalkmak, çalışmak, namaz kılmak, iyi ve kötü davranışta bulunmak, özgür irademizle seçerek yaptığımız davranışlardır. Biz bu davranışları dilediğimiz takdirde yapabiliriz, dilemediğimiz takdirde yapmayız. Bunlar ne? Bizim özgürlüğümüzün ve irademizin elindedir. Ancak insanın iradesinin dışında olan şeyler de vardır. Mesela kalbimizin çalışması, nefes alışverişimiz, midemizin yiyecekleri sindirimi irademiz dışında gerçekleşir. Ne zaman, nerede doğacağımız, hangi anneden doğacağımıza, hangi ırktan olacağımıza biz karar veremeyiz. Demek ki bazı şeylere biz kendimiz karar verirken bazı şeyler tamamen bizim dışımızda gerçekleşiyor. Mesela nerede doğacağımız, anne babamız, hangi ırktan olacağımız, bunların hepsi zaten belli bir sebeplere dayanan zorunlu şeylerdir. Göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz, bütün bunlar bizim irademiz dışında Yüce Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Bu alana ise külli irade denir. Yine hatırlayalım. İrade iki kısımdan oluşmaktadır. Bir, cüz'i irade, iki, külli irade. Cüz'i irade bizim kendimizin karar verip yapabileceğimiz şeylerdi. Mesela yemek yemek, oturmak, kalkmak, namaz kılmak, ders çalışmak, bu gibi özellikleri biz kendimiz seçimlerimizle yapabiliyoruz. Ancak seçimlerimiz dışında olan ve zorunlu olan bir takım özellikler de vardı. Buna ne diyoruz? Külli irade. Külli iradeye örnek olarak neyi verebilirdik? Cinsiyet, hangi anne babadan doğacağımız, hangi ırktan olacağımız, bunların hepsi de külli irade kapsamında değerlendirilmektedir. Külli irade, Allah'ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi olan külli irade, Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Evet, bakın, külli irade Allah'ın sınırsız ve mutlak iradesidir. Yüce Allah'ta herhangi bir sınırlılık söz konusu olabilir mi? Hayır, tabii ki olamaz. Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Sınırlı olan, irade sahibi olan kimler? Yaratılan varlıklar, insanlar, yani bizleriz. Biz diyoruz ki cüz'i irade ise Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir. Bakın, yeniden söylüyorum. Külli irade sınırlısız ve sonsuzken cüz'i irade sınırlı ve sonludur. Yüce Allah insana tercihlerini doğru bir şekilde yapması için rehber olmak üzere peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. Bütün bu imkanları insana bahşeden Allah, onun seçimlerini de özgür iradesine bırakmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den örnek olarak ayet-i kerimeye bakalım. Yüce Allah İnsan Suresi 3. ayette şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükretici olsun, ister nankör. Yani Yüce Allah insanı sorumlu ve özgür kıldığı için şükredici olması veya nankör olmasını insanın kendi tercihine bırakmıştır. Akledebilen ve düşünen insanlar
bu ayet-i kerimelerden dersler ve öğütler çıkarır. Onun neticesinde yaşamına Allah'ın çizdiği sınırlar doğrultusunda devam eder. Bu bilinçle hareket eden insan, kaderim böyleymiş, ne yapsam boş gibi söylemlerle sorumluluktan kaçamayacağını bilir.